Değerli izleyenler, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında dün yaptığı açıklamada seçim tarihi mesajını verdi ve 14 Mayıs'ı da işaret etti dedik. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek? Detayları almak için yine Ankara'ya dönüyoruz. TV100 editörü Betül Aras karşımızda. Evet Betül, adım adım seçime giderken takvim nasıl işleyecek? Evet Gizem, Türkiye sandığa gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan senin de dediğin gibi seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Peki süreç nasıl işleyecek? Çünkü seçimlerin normal tarihi 18 Haziran'da biliyorsunuz. Öne çekilebilmesi için ise iki seçenek var. Birincisi meclis kararı. Mecliste milletvekillerinin 360 oyunun yani salt çoğunluğunun seçim tarihini öne çekelim demesi gerekiyor. Bu noktada Cumhur İttifakı olan AK Parti ve MHP'nin meclis aritmetiğine baktığımız zaman meclisteki sandalye sayısı 334, yani tek başına seçimleri erkene alma yönünde bir kararı varamayacaklar. Bu noktada muhalefetin desteği şart. Yani bir kez daha söyleyelim, 360 milletvekilinin oyu gerekli. Bu noktada da muhalefet desteği şart. Ancak muhalefet bu noktada destek vermezse ikinci bir seçenek daha var masada. Ondan da bahsedelim. O da Cumhurbaşkanı'nın yetkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasanın 116. maddesine göre bu yetkisini kullandığı takdirde seçimleri öne çekebiliyor. Yani seçimleri yenileyebiliyor aslında. Bu noktada da Ankara kulislerinde konuşulan bir tarih var. Ondan da bahsetmek istiyorum izleyicilerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart tarihinde yeni seçim tarihini açıklaması bekleniyor. Yani bu noktada da Erdoğan seçim tarihini açıklarsa, karar ilan edilir ve resmi gazetede yayınlanırsa artık Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmiş olacak diyebiliriz. Bu noktada da yani 18 Haziran'dan 14 Mayıs'a çekilirse 35 günlük bir öne çekilme söz konusu olacak diyebiliriz. Bu noktada Yüksek Seçim Kurulu'nun da 60 günlük seçim takvimini açıklayacak. Yeni seçim tarihi açıklandıktan sonra biraz önce de dediğimiz gibi Yüksek Seçim Kurulu'nda peki süreç nasıl işleyecek? Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışmalar başlamadı. Çünkü resmi bir seçim tarihi ilan edilmedi. Bu bekleniyor Yüksek Seçim Kurulu'nda. Bir de Yüksek Seçim Kurulu'nun şu anda öncelikli gündemi de başkan değişikliği olacak. Bunu da söylemekte fayda var. Ancak 5 yıl önceki seçimlere bakacak olursak eğer, o süreçteki takvim işleyişine bakacak olursak eğer, elimizde bu veriler var. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun 21 Mart'tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayın diye partilere bir yazı göndermesi bekleniyor. Ve 5 gün içinde de partiler Cumhurbaşkanı adayını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek. Yani 21 Mart'ta başlatılacak süreç 26 Mart Pazar günü sona erecek. Bu 5 yıl önceki seçim takviminin işleyişine göre. Tabii bu noktada partiler dışında 100 bin imzayı toplayan adaylar da ben adayım diyerek ismini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirebiliyor. Bunun içinde Yüksek Seçim Kurulu 5 Nisan'a kadar bu kişilere de süre tanıyor aslında diyebiliriz. Sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı geçici aday listelerini açıklayacak 5 Nisan'da bildirim yaptıktan sonra 100 bin imzayı toplayanların. Ardından yine Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 günlük bir süreç olacak ve 10 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu kamuoyuna Cumhurbaşkanı adaylarının ismini resmi olarak bildirmiş olacak. Gelelim seçim tarihi 14 Mayıs'a. 14 Mayıs'ta neler olacak? 14 Mayıs'ta Türkiye sandığa gidecek ve yeni parlamentosunu belirleyecek. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimine de gidecek aynı zamanda, ama Cumhurbaşkanı adayı, bir Cumhurbaşkanı adayı diyelim, 50+1 oyu alamazsa eğer seçimler ikinci tura kalacak biliyorsunuz. İkinci tur süreci de şöyle olacak. 14 Mayıs'tan 2 hafta sonra. Yani tarihe baktığımız zaman da bu da 28 Mayıs'a denk geliyor. Yani 28 Mayıs'ta ilk turda Cumhurbaşkanı adayı seçilemezse vatandaşlar ikinci kez sandık başına gidecekler ve böylece ikinci turda da en yüksek oyu alan kişi Cumhurbaşkanı olarak belirlenecek. Biraz önce de dediğimiz gibi Türkiye sandığa gitmeye hazırlanıyor. Öngörülen süreçte bu şekilde olacak diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Gizem. Değerli izleyenler, en önemli seçim vaatlerinden biriydi diyebiliriz EYT için. Şimdi EYT ile ilgili olarak AK Parti'den bir hamle daha geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısında geniş kapsamlı bir sunum yapıldı. O sunumun detaylarını ve EYT'de son durumu TV100 editörü Ertuğrul Tunç'tan alacağız. Evet, EYT meclise ne zaman gelecek belli oldu mu diye soralım Ertuğrul.
Gizem, önce senin sorduğun soruyla başlayalım. Malum EYT'lileri heyecanlandıran gelişmeler çünkü peş peşe yaşandı dün. Henüz tarih belli değil ancak şunu biliyoruz. Mart ayında ilk aylıklar alınacak. Bunu biz en yetkili isimlerden duyduk öncesinde. Dün de son olarak Mart'ta sonlanacağını düşünüyorum diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin AK Parti grup toplantısı öncesinde bu mesajı vermişti. Top bizden çıktı dedi. İşte o açıklamadan sadece birkaç saat sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi senin de söylediğin gibi kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, bürokratları geldiler meclise, AK Parti grubuyla buluştular ve basına kapalı bir şekilde onlara çalışmayı anlattılar. O toplantıda olan isimlerse AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkan Vekillerinin tamamı, yani Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Yılmaz Tunç vardı. Onların yanı sıra Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz da o buluşmada, o toplantıda yer aldı ve de bürokratlardan teknik çalışmanın detaylarını dinlediler. Çünkü dün yine Bakan Bilgin'e özellikle sorulmuştu. O da dedi ki top bizden çıktı, şimdi mecliste gruba göndereceğiz. Onlar değerlendirecek, çalışmayı tamamlayacak, hemen onun ardından komisyona gelecek demişlerdi. Bu nedenle de Cevdet Yılmaz da söz konusu toplantıda yer aldı. Çünkü bundan sonraki süreçte artık ay sonuna kadar, Şubat'ın sonuna kadar daha doğrusu söz konusu çalışmanın tamamlanması, burada komisyona gitmesini bekliyoruz. Komisyon aşamasındaki görüşmelerden sonraysa artık emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Şunu da biliyoruz, muhalefetin de olumlu bir tavrı var. Bu nedenle de çok beklenmeyeceğini düşünüyoruz ve de hemen geçerek genel kuruldan yasalaşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte de tabii ki yine bakanın da söylediği gibi, AK Parti isimlerin de daha önce söylediği gibi Mart ayında tamamlanarak ilk aylıkların alınmasını bekliyoruz. Tabii sürecin tamamlanmasını beklerken yüz binlerce EYT'linin, ki yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiden bahsediyoruz, onların bir de şöyle bir telaşı var. Acaba ne kadar aylık alacağım? Bununla ilgili de yine özel bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu bir site açtı. Bu sitede emekli maaşlarını hesaplama robotu uygulaması var. Buraya girerek EYT'liler emekli olduklarında ne kadar aylık alabileceklerini aslında hesaplayacaklar. Ancak kesin aylıklar burada çıkmayacak, onu söyleyelim. Bunlar söz konusu verilerden derlenerek hazırlanacak. Dolayısıyla kesin bir hüküm olarak bakılmasın. Ancak 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde EYT'liler söz konusu siteye girerek aylıklarını hesaplayabilecekler. 2023 yılı Ocak dönemi aylık artış verileri de hesaplandığı için daha yeni açıldı bu site. Yani Ocak ayı başından beri niye açık değildi sorusuna da bu şekilde biz yanıt vermiş olalım. 4A, 4B, 4C aylıklarının tamamının buradan hesaplanabildiğini söyleyelim. Hemen uygulamanın sitesini, adresini de söyleyelim. uyg.sgk.gov.tr/aylık-hesap yazdığınız takdirde doğrudan bu robota ulaşarak 3 aşağı 5 yukarı ne kadarlık bir aylık alabileceğinizi görebileceksiniz EYT'liler. Bunu buradan belirtmiş olalım. Tabii kimleri kapsıyor? Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılmış olan kişileri kapsıyor. Bu tarihten sonrakiler ne yazık ki EYT'den faydalanamıyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi faydalanacak dedik. Yaş ortalaması 49,9, yani 50 diyebiliriz. EYT'lilerin yaş ortalaması 50 olarak görünüyor ve herhangi bir statü farkı yok. Yani o dönem hatırlanacağı üzere Bağkur, emekli sandığı ve de normal sigorta olarak bir durum vardı. Hepsi daha sonrasında SGK çatısı altında toplandı. O dönem hiçbir şekilde bunların ayrımına bakmaksızın herkes, eğer bu şartları sağlıyorsa emekli olabilecek. Peki o şartlar neler? Onları da aktaralım. Kadınlar için 5000 prim günü ve 20 yıl çalışmış olma. Erkekler için ise 5000 prim günü ve 25 yıl çalışmış olma şartı var. Bunları tamamlayanlar artık EYT'den faydalanabilecek diyelim. Şubat ayı sonuna kadar sürecin mecliste tamamlanarak Mart ayında da ilk aylıkların alınacağını bir kez daha hatırlatalım ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.